çocuklar, derse hoş geldiniz. Şimdi size heceleri anlattım. Sıra neye geldi biliyor musunuz? Bu heceler bir araya gelip kelimeleri oluşturuyorlar. Bazen de bir hece tek başına bile kelime olabiliyor. Şimdi beraber bakalım mı? Ne yapıyoruz? Heceden yola çıkıyoruz. Dırım 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 dırım. Ve sözcüğe geliyoruz. Hecelerden sözcüklere gidiyoruz. Yani heceler olmasa biz sözcükleri oluşturamayız, değil mi? Madem beraber buradaki heceden yola çıkarak kelimeler oluşturalım. Olur mu? Hadi bakalım. Al, al. Al yazalım mesela. Bakın, al. Bir heceden oluşuyor. Hem kelime hem hece diyebilirim, değil mi? Devam edelim. Başka ne olabilir? A, a ile başlasın. A, a. A, yı mesela, değil mi? Yı hecesiyle birleştirelim mi? A, a'yı aynen yazıyorum. Ve yanına yı hecesini de koydum. Peki bir tane daha düşünelim. Yine A ile başlasın. İlk hece A olsun. İkinci heceyi biz ekleyelim. Arı, 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 değil mi? Rı hecesini koyalım yanına. Ve arı kelimesi. A kelimesi, ayı kelimesi, arı kelimesi. Şimdi buradayım. Mi ile başlayan bulalım. Hadi. Mi. İlk hecemiz mi. Başka bir hece daha getirelim yanına. Minik. Olur mu? Olur. Tamam. Hadi yazalım. İlk hece mi. İkinci heceyi yazıyorum. Nik. Minik. Ve kelimeye ulaştım. Minik kelimesi. Ya siz de benim miniklerimsiniz. Ben hep sizi öyle seviyorum ya. Benim miniklerim, benim tatlı öğrencilerim diye. Peki ikincisini ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Mide. 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 Değil mi? Mide yazalım. Mi. De. Evet. Başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Yine mi ile başlayacak ama. Mi, 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 mi. Milim. Mi, lim. Milim yazalım. Hadi. Milim kelimesi. Mi. Milim diyorum. Mi, lim. Milim. Milim kelimesi. Minik. Mi de milim. Evet. Şimdi de K ile başlayalım. Hadi. K ile başlayalım. Ne olsun? K, K, K. Luka ne çocuklar? Luka? Kedi değil mi? Kedi. Kedi yazalım mı? Hadi gelin yazın. Dümdüz indim. K. Di dedim. Kedi. Evet, devam edelim. Başka ne olabilir? K, 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 K. Kelek. Kelek. Kelek diyelim mi? Kelek. Kelek. Devam edelim. Başka ne olabilir? K, 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 K. Kemik. 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 Evet. Kedi. Kedi kelimesi. Kelek. Kelek kelimesi. Kemik. Kemik kelimesi. Şimdi buraya geldik. Etle başlayacağız. Et. Et. Etli. Evet. Etli yazalım. Et. Li hecesini de yanına getirelim. Etli kelimesini oluşturalım. Çocuklar, et tek başına da kelime. Li'yi de getirdik yanına, farklı bir kelime yaptık. Etli. Başka? Mesela etli kuru fasulye yemeği var. Yedin mi hiç? Çok severim. Devam edelim. Et, 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 et. Etnik. Etnik. Yazalım. Et. Nik. Devam edelim. Et, 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 et. Ne olur? Et, et. Etraf. Etraf.
Hadi yazalım. Et. Raf. Etraf. Evet çocuklar, bu şekilde heceleri bir araya getirdik. Heceden sözcüğe ulaştık. Çocuklar, sözcük, kelime ikisi aynı anlama geliyor, tamam mı? Bir yerde kelimeyi duyduğunuzda sakın kafan karışmasın. Sözcükle kelime aynı anlamda. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, bu dersi de burada bitiriyorum. Bir sonraki derste seninle görüşmek üzere. Bye bye.